El bakalım olacak. Şu an ekranlar başında bizleri izleyen herkese sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Çorum'un pek kıymetli basın mensuplarıyla birlikte dünyanın merkezi olarak sayılan Türkiye'nin en temiz şehri kabul edilen Çorum'dan yayın yapıyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan şu an bizlerle birlikte ulusal ve yerel basının yayın kuruluşlarının temsilcileri bizlerle beraberler ve sevgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ı Çorum'da görmekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Türkiye'nin sıcak gündemi malumunuz, herkesin de bildiği gibi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri ve bu seçimlere de az bir süre kaldı. 18 günlük gibi bir sürenin içerisindeyiz. Ve ben hemen sevgili genel başkana bayramınız nasıl geçti diye sormak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Tabii değerli basın mensuplarını, kıymetli izleyicilerimizi hürmetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu programımızın da Çorum'a hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün Çorumluların ve aziz milletimizin, İslam aleminin geçmiş bayramını tebrik ediyorum. İnşallah nice bayramlara sağlık, afiyet içerisinde Cenab-ı Allah ulaşmayı nasip eylesin. Bayramda hemen hemen ikinci ve üçüncü günün tamamında programlarımız vardı. Hem pazar günü, üçüncü gün Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Altay tankının Sakarya'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim törenine katıldık. Bayramın ikinci gününde de yine Yeniden Refah Partimizin hem bayramlaşması vardı hem de çeşitli İstanbul'un ilçelerinde seçim irtibat büroları açılışları ve halkla buluşma programları vardı. Bizim de seçim bölgemiz İstanbul ikinci bölge olması hasebiyle İstanbul'daki çalışmalara da ayrı bir ağırlık veriyoruz. Bayramda ikinci gün dediğim gibi İstanbul'da seçim bölgemizde özellikle çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bayramın üçüncü gününde de Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Altay tankının töreninde, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim töreninde hem de Akyazı'da, Sakarya'da yine bir spor kompleksinin açılış programına birlikte katıldık. Dün Ankara'da, Ankara'mızın üç ilçesinde Mamak, Etimesgut ve Sincan'da adaylarımızla birlikte programlarımızı gerçekleştirdik. Bugün de Çorum'dayız. İnşallah akşam Kayseri'de programlarımız var. Ve yarın da yine İstanbul'da, bu sefer İstanbul 1. bölgede ilçelere ziyaretlerimizi yaparak, seçim irtibat bürolarımızı açarak seçim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii siyasetçiler için, özellikle de parti genel başkanları için en yoğun bir dönemin içerisindeyiz. İnşallah partimiz için, ülkemiz, milletimiz için bu seçimlerin hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz Sayın Başkan. Malumunuz zamanlarımız çok kıymetli ve hemen soru ve cevap bölümüne geçmiş durumda. Basın mensubu arkadaşlarından bir ricam var. Sayın Başkan'ın hemen acil buradan sonra Alaca ve Yozgat programları var. Daha sonra Kayseri. Ve basın mensubu arkadaşlarından özellikle çift soru değil de tek soru, yani soruya bağlı ikinci bir soru olmamasını, vakiti biraz daha tasarruflu kullanalım anlamında hasreten rica ediyorum. Ve sorularında seçimle ilgili konuları, mevzuları içeren sorular olmasında sizlerden hasreten rica ediyorum. Ve en azından konunun bütünlüğü ve seçimin ilgili konunun bütünlüğünü kaçırmamanız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve ben hemen Sayın Başkanıma, değerli arkadaşlarım müsaade ederse hemen bir açılış sorusuyla başlayayım. Bu açılış sorum da şu olsun. Sayın Başkanım, Cumhur İttifakı'nda olmaktan memnun musunuz? Evet, teşekkür ederim. Tabii biraz önce de konuşmamızda da ifade ettik, halkla buluşmamızda. Cumhur İttifakı'nda yer alma kararımız milletimizin, ülkemizin, devletimizin selameti açısından alınmış stratejik bir karardır. Ve ilkeler ve prensipler üzerine oluşturulmuş bir karardır.
bu ilkelerimiz ve prensiplerimiz de AK Parti ile imzalanan mutabakat metnimizde ortaya konuldu. Ekonomi alanında, dış politika alanında, ailenin korunması alanında, milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi noktasında son derece önemli. Yeniden Refah Partisi olarak 4,5 seneden beri ifade ettiğimiz hususları içeren, milli görüşün 50 seneden beri söylediği hususları içeren, ülkemizin, milletimizin faydasına, milletimizin derdine derman olacak maddeleri içeren bir mutabakat metni. İnşallah bu ittifak sayesinde hem milli görüş yeniden Refah Partisi mecliste güçlü bir şekilde yer alacak, hem de inşallah AK Parti ile imzalamış olduğumuz mutabakat maddeleri, milletimizin faydasına olan, derdine derman olacak bu maddelerin uygulanmasına inşallah vesile olacağız. Hem de yine biraz önce konuşmamızda ifade ettiğiniz gibi ülkemizi yedili masanın tahribatından korumaya da inşallah vesile olmuş olacağız. Bu bakımdan doğru bir karar aldığımızı düşünüyoruz. Ve tabii doğru bir karar alıp doğru bir adım atmaktan dolayı da memnuniyetimizi ifade ediyoruz. İttifaka girişimizden sonra da milletimizin, seçmenimizin, halkımızın çok büyük bir teveccühüne mazhar olduk. Çok büyük bir desteğine mazhar olduk. Güzel bir sinerji oluştu. Hem Yeniden Refah Partimize hem Cumhur İttifakı'na bu birlikteliğin büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Evet arkadaşlar, Yusuf mikrofon herhalde senin oradaydı. İlk soruyu Yusuf Çınar. Yok sadece ben seçim. Yusuf Çınar, Demirören Haber Ajansı'ndan. Buyurun. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim biraz önce seçimlerle ilgili şeyimiz yok dediniz. Yani baraj sorunumuz yok dediniz. Zaten baraj sorunu olmayacak ama anketlerde sanırım kısa süre önce bir anket yaptırıldı. Öyle bir açıklamanız vardı. Partinizin oy oranı nedir? Onunla ilgili bir açıklama yapabilir miyim? Bizim parti olarak yaptırdığımız anketi en son Aralık ayında yaptırmıştık. Tabii üzerinden zaman geçti. Türkiye genelinde 1800'e yakın denekle yapılan bir anketti. Ve orada Türkiye genelinde oylarımız yaklaşık %8,5 düzeyinde çıktı. Bu inşallah geçen zaman içerisinde Cumhur İttifakı'na katılmamızla birlikte daha da artmış olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu sinerjiyle, bu oluşan enerjiyle, milletimizin zihnindeki baraj endişesinin de ortadan kalkmasıyla bu %8,5'unda daha fevkinde inşallah bir oya ulaşacağımıza ve mecliste güçlü bir grupla temsil edileceğimize olan inancımız her geçen gün daha da artıyor. İnşallah bu şekilde olur ve 21 sene sonra inşallah milli görüşü yeniden meclise taşımış oluruz. Seçmenimizden yaptığımız programlarda, halkımızdan aldığımız geri bildirimlerde bunu aslında gösteriyor. Yeniden Refah Partimizin büyük bir sürpriz yapacağını, ciddi bir dip dalganın geldiğini seçmenimizle, halkımızla bir araya geldiğimizde görüyoruz. Hep daha önce de söylüyorduk. Kongrelerimizde çok büyük sürprizler yaptık. Yeni kurulmuş bir parti olarak medya imkanı olmayan, hazine yardımı olmayan, mecliste grubu olmayan, belediyeleri olmayan, hatta medyada özellikle yer verilmeyen bir parti olmamıza rağmen büyük kongremizi 65 bin insanın katılımıyla yaptık. Türk siyaset tarihine geçti. Bir iktidar partisinden daha da muazzam bir kongre olarak gerçekleştirildi. Bu biz pek çoklar için bir sürprizdi. Şimdi diyoruz ki daha da büyük sürprizi inşallah seçimlerde Yeniden Refah Partimiz gerçekleştirecektir. Buna inanıyoruz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. İlhan Haber Ajansı'na muhtarip. Muhalefetin gizli ortağı HDP son dönemde Öcalan, Terörist Parti Öcalan'ı serbest bırakılmasına, yani serbest bırakma vaatleri artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde de HDP eş genel başkanı Keskin Bayındır'ın Hakkari'de bir açıklaması var. İmralı'nın kapılarını açacağız. Sayın Öcalan, yani onların ifadesi, Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz. Yani buna vurgu yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü yani HDP'den bugüne kadar herhangi bir yatırım çubuğu gibi değil, sadece teröristlere yönelik özgürlük vaatleri var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette biraz önce de ifade ettik konuşmamızda, çok yoğun bir şekilde PKK'nın resmi olarak görevli olan, yöneticisi olan şahısların
yedili masaya olan destek açıklamalarını görüyoruz. Tabii bunun yedili masa tarafından açıklanması lazım. Yani isim vererek bu kadar üst perdeden ima yoluyla da değil veya bir şekilde adres göstererek de değil, açıktan yedili masaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bu gayretleri, bu destekleri insanın aklına çok sorular getiriyor. İfade buyurduğunuz gibi bir konuda anlaşma mı oldu? Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi? Neye karşılık PKK böyle dört elden sarılmış yedili masaya destek veriyor? Bunu açıklamalar lazım ve bunu ülkemiz için, devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Bu da yedili masanın sürekli olarak oy kaybına ve gerilemesine yol açan önemli faktörlerden bir tanesi. Biraz evvel de söyledim, işte Cemil Bayık açıktan Düsseldorf'ta yedili masaya destek istiyor. Besse Hozat aynı şekilde, Duran Kalkan aynı şekilde. PKK'nın bir yöneticisi açıklama yapıyor. Diyor ki yedili masanın, Millet İttifakı'nın mutlaka tek listeden seçime girmesi lazım. Böyle olursa daha verimli bir sonuç elde edilir, daha etkili olur. Ertesi gün dört tane o masadaki parti CHP'nin listesinden seçime girme kararı alıyor. Tamamen el ele kol kola girift ilişkiler içerisinde bu işi götürüyorlar. Ve yine HDP tarafından yapılan açıklamalar sizin de buyurduğunuz gibi yedili masanın muvaffak olması halinde tutsak arkadaşlarımızı hapishanelerden çıkartacağız, özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu tutsak arkadaşlar dediği sizin de dediğiniz gibi Abdullah Öcalan ve diğer teröristleri kastediyorlar. Tabii ülkemiz, milletimiz, aziz milletimiz ferasetle hareket edecek ve söylediğimiz gibi inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarının kaybedilmesine müsaade etmeyecek. Türkiye'nin bir maceraya sürüklenmesine müsaade etmeyecek. Sekiz başlı bir sistemin kaosuna ve keşmekeşine Türkiye'nin yuvarlanmasına müsaade etmeyecek. Ve PKK'nın, teröristlerin önünün açılmasına, avantajlı hale geçmesine de inşallah milletimiz müsaade etmeyecektir. Evet, sanırım Mevlevi TV'den Ertan'ın bir sorusu var. Mikrofonu yardımcımız sanırım. Ankara Mevlevi TV'nin ismini Erkan. Size sorum şu. Daha önceki geldiğiniz zaman Cumhur İttifakı ile aranızda bir 30 maddelik bir anlaşma hazırladığını söylemiştiniz. Tabii. Şu bir durum var. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın özellikle Cumhur İttifakı'nın lideri Sayın Erdoğan hakkında bir Orta Doğu projesinin eş başkanı olduğu yönde insanları vardı. Şimdi bu 30 maddelik programın içerisinde, yani imzaladığınız şey içerisinde bu madde var. Böyle bir program var mıdır veya bir anlaşma var mıdır? Bu konuda düşünceler, milli görüşün nasıl değişti? Şöyle, bir defa bizim mutabakatımız içerisinde özellikle dış politikada üç temel başlık var. Bir tanesi D8'in canlandırılması ve D8'in kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırılması. Ardından 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya toplanması için gayret gösterilmesi. Bu zaten doğrudan doğruya Büyük Orta Doğu Projesi'nin aleyhinde olan bir madde. Kudüs'le ilgili, Filistin'le ilgili kırmızı çizgilerimizin korunması. Yine Büyük İsrail planına ve Büyük Orta Doğu Projesi'ne tamamen karşı olan bir madde. Diğer üçüncü önemli sacaya Kıbrıs konusunda kazanımlarımızın korunması, Kıbrıs'ta bağımsız devletimizin devamının korunması ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünya ülkeleri tarafından tanınmasına çalışılması. Bu üç maddede Büyük Orta Doğu Projesi'nin tersine ve aleyhine olan maddeler. Erbakan hocamızın eleştirileri Büyük Orta Doğu Projesi'ne değil D8'e hizmet edin, D60 hedefine hizmet edin, İslam Birliği'ne hizmet edin diye bu eleştirileri yapıyordu. İşte şu anda mutabakat maddelerimizin içinde Erbakan hocamızın dediği hususları koyduk. Hayır, Büyük Orta Doğu Projesi değil, D8'e hizmet edeceğiz, D60'a hizmet edeceğiz, Filistin davasına sahip çıkacağız, Kıbrıs davamıza sahip çıkacağız, Kıbrıs'ta bağımsız devletimizin korunmasını sağlayacağız. Halbuki Büyük Orta Doğu Projesi D8'e karşı, D60'a karşı Kıbrıs'ın Rumlara verilmesine taraftar. Dolayısıyla burada mutabakat metnindeki maddeler Erbakan hocamızın işaret ettiği, Erbakan hocamızın istediği maddelerdir. Bu nedenle de milli görüş bakımından herhangi bir sorun teşkil etmez bu ittifakın içerisinde olmamız. Çünkü mutabakat maddelerinin içerisinde
Milli Görüş'ün, Erbakan hocamızın, yeniden Refah Partimizin ekonomide ve dış politikada yıllardan beri ifade ettiği hususlar birer birer konulmuş durumdadır. Evet, sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı arkadaşlar? Tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tabii biz Çorum'a çok sık geliyoruz. Burada Çorum'un 5. milletvekili adayı gibi oldunuz diye söyleyenler de var. Biz de aslında bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah Çorum'da milletvekili adaylarımıza, partimize verilecek oylar sanki bize de milletvekili adayı olarak verilecek oylarmış gibi hissedeceğiz. Çorum'un 5. milletvekili adayı olarak bendenizi kabul edebilirsiniz, görebilirsiniz. Biz kendimiz böyle görüyoruz. Tabii Çorum'un sorunlarıyla ilgili de inşallah mecliste bunların sözcüsü olacağız, takipçisi olacağız. Üniversitemizin kampüsünün halen daha yapılmaması, havaalanımızın 96 yılında temeli atılan havaalanımızın halen atıl kalması, hızlı trenin Çorum'a gelmesi, yük treninin Çorum'a gelmesi, Çorum'daki ihracat potansiyelinin arttırılması, Çorum'da üretilen ürünlerin Samsun Limanı'na tren yoluyla ulaştırılması, Çorum'un bütün etrafındaki şehirlere tren yolu gelmiş, bugün Sivas'a kadar hızlı tren gitmiş, Çorum'un çevresindeki bütün şehirlerde Amasya ve Tokat'ta dair havaalanları yapılmış ama Çorum adeta ortada bir mahrumiyet bölgesi gibi kalmış. Bu ihmalin mutlaka telafi edilmesi, ortadan kaldırılması, hızlı trenin, yük treninin, havaalanının Çorum'a gelmesi ve inşallah üniversite kampüsünün de bir an evvel tamamlanması için mecliste konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Evet, açıklamış olduğunuz soruyu ben basın mensubu arkadaşlarından bekliyordum ama onlara gerek kalmadan siz evet, o soruyu cevapladınız. Belirtmiş olduk. Hayırlı olsun inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet sevgili arkadaşlar, değerli izleyenler, Çorum basın platformunun oluşturduğu bugünkü basın konuğu teşekkür ederim. Çorumlulara da en içten duygularla teşekkürlerimi, selamlarımı olduğunuz için hayırlı olsun. 2023 İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size sağ olun.